partiler dağılacak sözünün arkasından şunu yine dillendirmiştim. Ortaya birçok belgenin, birçok delilin döküldüğü, aşağı iyice seviyenin düştüğü anlar, günler yaşayacağız dedim. O süreç başladı. Ama daha hatırlatayım, başlangıç bu. Şimdi gerek bu tür ithamlar, yani maddi konuda ithamlar ki zaten bana göre olanı söylüyorlar. Yani bugün Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinden ciddi anlamda reklam geliri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de dillerde dolaşıyor. Belediye başkanı olmak istiyorsan ve eğer iktidarın devamından yana belediye başkanlığı anlamında Halk TV'ye yakın duracaksın. Orada zaten en iyi reklamın yapıldığı yer, en iyi bu tür seçim propagandanın yapıldığı kanal derler. Ama bunu yapman için de Halk Partisi'ne bir şekilde desteklemen lazım. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bana göre söylediği aslında bir itiraf. Diyor ki biz sizi diyor madden destekledik diyor. Yaptığınız işe bak diyor. Besse kargayı oysun gözünü. Bu arada Eren Erdem başka kanallarla da var angajmanımız dedi ama isim veremem dedi. Zaten o kanalları biz vermesini de biliyoruz. Ama işin garip o kanallar da İmamoğlu kanadındalar. İşte KRT'nin ki Tuncay Özkan. İsim veriyorsunuz yani hocam, yazalım KRT. Veriyorum. Tele1 tamam. İçeride. Tele1 yazıyorum. Merdane Yanardağ mıydı? Merdan Yanardağ. Bizim Nedim Şener Mangır Yanardağ diyor. Ben hani o eski merdaneler var ya böyle. Çamaşır makineleri, hep ona benzetirim. Ondan sonra bu Fox kanalların da hocam, zaten. Fox var mı? Fox var mı? Fox zaten. Tamam yazdık takım hocam. Kaptanı. Ondan sonra şimdi bu kanalların bulunduğu sözcü. Bu kanalların zaten statüsü belli ama bu kanalların enteresandır, tamamı İmamoğlu'ndan yana tavır aldılar ve Kılıçdaroğlu'nu cephelediler. O da buna karşılık bu elindeki hamleyi yaptı. Yani maddi dedi ki o şeyi kesiyoruz, ortaklık bitmiştir. Dolayısıyla benden yana bir şey beklemeyin. Şimdi burada daha büyük işler göreceğiz. Hı hı. Hani o bahsettiği atom bombasından beter iddialar gelecek diye İYİ Parti'nin. Orada sadece o İYİ Parti ilgilendirmiyor, masayı da ilgilendiriyor. Hatta Halk Partisi'ni oldukça ilgilendiriyor. Şimdi burada hani iddialar, örneğin kumpaslar, bu tür maddi ilişkiler, az önce saymış olduğum o İYİ Parti, İBB ilişkileri. Şimdi bunlara baktığın takdirde kendi içinde bir gerçekten hani siyasetin de ayağa düştüğü ve siyasete karşılık da yani siyasetten insanları soğutan ilişkiler görüyoruz. İşte az önce senin bahsettiğin kaset olayı. Şimdi ağır iddia Tanju Özcan'ın dediği. Ne diyor? FETÖ'vari bir operasyon. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Zaten ilk daha bu olay gündeme düştüğünde bizim ilk yaptığımız değerlendirme oydu. Bir bu FETÖ operasyonu demiştik. Hatta bazı yerlerde sulandırmak için siz her şeyi kardeşim FETÖ'den bekliyorsunuz veya oraya fatura ediyorsunuz değil ya. FETÖ aklı hala var. Niye? Çünkü zaten hepsinin aklı FETÖ dahil aynı merkez Amerika. Elde 3-5 numara var. Partinin adı, cismi, dönem önemli değil. Sırası gelene veriyorlar aynı şablonu. Uyguluyorlar. Az önce Yaşar Hocam ifade ettiği kontrollü darbe ilk orada patladı. Ardından Kılıçdaroğlu. Tesadüf mü bu? Ha, bir akıl bütün görevlilere dağıtıyor. Bunu işleyeceksiniz diyor. Şimdi aynı mantığı biz bu süreçte de yaptık. Yani kaset operasyonu ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin o bakanlarından başladı. İşte Deniz Baykal. Deniz Baykal'a kadar ve devamında Sayın İnce, akabinde o diğer kumpaslar hep aynı taktiği gördük. Sürekli bel altı vuruşlar, sürekli doğru olduğuna inanmıyorum ha. Yani o deepfake mi bir şey diyorlar. Evet. Bir teknoloji. Evet. Deepfake işte onunla yapılan bir laboratuvar çalışma. O kadar kolay ki at çamuru diyor, ondan sonra nasıl bir alıcısı çıkar. Çıkmasa da diyor, temizleyene kadar zaten biz dereye geçeriz diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu, işte Sayın İnce böyle bir şantajın kurbanı. Benim tek eleştirdiğim Sayın İnce'yi. Ya kardeşim çık ortalığa, ne kaçıyorsun, saklanıyorsun. Hastanelik bunlara kendini düşürüyorsun. Hatta o 3.2 Ata İttifakı'nın oyunun bana göre çok diye oranın yarısı Sayın İnce'nin oyları. Ona inananlar. Ben o zaman da haykırdım. Sayın İnce acilen ortalığa çıkmalı, kendi seçmen tabanına sahip çıkmalı ve süreç içerisinde dik ayakta durmalı.